Selam, doğum günüme hoş geldin. Evet, bugün 22 Mayıs. Aslında 22 Mayıs değil, 21 Mayıs ama saat 10.30 falan. Ben böyle kendime hatıra olsun diye bir video çekip paylaşmak istedim. Zaten yarın Cuma, yani video günüm. Dedim hem kendime hatıra olsun hem de böyle ileride izlediğim zaman bugün beni mutlu etsin. Çoğunuzun kaç yaşına girdin diye sorduğunu duyuyor gibiyim ve evet artık 27. Ama şöyle bir şey, 27 diye düşünmüyorum ben hiçbir zaman. 25'imden beri 30'a 5 kaldı. İşte 30'a 4 kaldı diyorum ve artık 30'a 3 kaldı. Ama tabii ki içimdeki çocuk asla büyümüyor. O kız çocuğunu asla büyütmeyeceğim. Her neyse, şimdi bugüne özel şöyle bir süsleneyim dedim ki zaten ben normalde de hep süsleniyorum ama şöyle üstüme şöyle bir şey giydim. Bunu uzun kollu giydim çünkü 2 gündür hava çok soğuk, yani o kadar sıcak günler yaşadık, o kadar terledik, bilmem ne olduk. Bugün üşüdük gerçekten. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız aslında. Ben böyle yıllar sonrasında birkaç cümle söyleyeceğim ama ondan önce Eren'in bana doğum günü hediyesini göstermek istiyorum. Bu benim çok beklediğim, çok istediğim bir şeydi. Bir türlü fırsat ve bütçe bulup alamıyordum. Hep erteliyordum. Hani bütçe ayarlasam bile ya şimdi gerek yok, başka bir şey lazım olur diyordum ki gerçekten de başka bir şey lazım oluyordu. O yüzden hep erteliyordum falan derken Eren dün akşam, yani artık daha fazla bekletememiş, bekleyememiş. Dün akşam getirdi ve tatlı hoş bir sürpriz yaptı. Gerçekten çok mutlu oldum. Ona buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir de onun dışında bir başka sürprizim daha var diyor. Ben de merak ediyorum şu an en az senin kadar. Ama öncelikle Eren'in hediyesini göstermek istiyorum. Geçelim mi oraya? Hadi geçelim. Ve evet, yatak odasına geldim. Peki yatak odasına geldiysem ne almış olabilir? Belki birkaçınız tahmin bile etmiştir çoktan diyorum ve... Sonunda bir makyaj masasına sahibim. Şu sandalye bunun değil, çalışma masamızın da. Az önce makyaj yaparken bunu kullandım. Sonunda bir makyaj masam var. Evet. Böyle çekmeceli falan. Güzel, hoş bir makyaj masası zaten IKEA'nın. Tabii bu arada şimdi geçici. Buraya o ışıkla aynadan düşünüyorum. Sandalye araştırmalarım devam ediyor. Eğer önerim varsa lütfen bana yorumlarda yazabilirsin. Çünkü yani buraya uygun bir şey pek bulamadım. 3 yılın sonunda bir makyaj masam var artık. Yani çok tatlı, tekrar dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Evet anneciğim, şimdi kaç yıl sonrasında izliyorsun bu videoyu veya kaç gün sonra hiç fark etmez. Ama hep kendi kendine mutlu olmayı başardığın için seni gerçekten canı gönülden tebrik ve takdir ediyorum. Bu yıl senin için biraz garip bir doğum günü oluyor çünkü 2020 senesindeyiz ve COVID-19, koronavirüs diye bir virüs var hayatımızda. O yüzden bu seneki tek dileğin, Allah'ım lütfen koronavirüsün tüm dünya için, koronavirüsün bir an önce şu dünyadan defolup gitmesi ya da bir hal çaresi bulunması. Onun dışında tabii ki en başında sağlık. Kesin de sağlık bana, sana, anneme, babama, aileme, Eren'in annesine, babasına, arkadaşlarıma, bütün dostlarıma, anneanneme, akrabalarıma falan, herkese sadece sağlık ve bu koronavirüs illetinden kurtulmayı diliyorum. Ne oldu? Sabotaj ediyorum. Fark ettim onu. Ben ama burada birkaç yıl sonra mı sesleniyorum? Sen de bir şeyler demek ister misin ona? Nasılsın? İyi misin? Bu mu yani? Sen hala daha yanındaysan iyidir bence. Yanındayızdır herhalde. İnşallah. Dediğim gibi bu sene böyle bir doğum günü geçiriyorsun. Ama olsun ki çok şükür Eren yanında yine. İnşallah o günde, yani bunu izlediğinde de yanındadır. Bilmiyorum, böyle birkaç sene sonrasında sesleniyor olmak beni biraz heyecanlandırdı ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama inşallah olduğun yerden, olduğun konumdan, bulunduğun ortamdan memnunsundur. Unutma, seni çok seviyorum gerçekten. Duygulandım gerçekten. Daha ne kadar saçmalayabilirsin bilmiyorum ama inşallah şu an bugün de saçmalıyorsundur. Orada oturup bu hallerine dalga geçiyorsundur. Ne diyorsun kızım sen deyip ben veya videoyu durdurmuş geri çıkmışsındır falan. Ama elindekilerin her zaman olduğu gibi değerini ve kıymetini bilmeyi unutma. Tekrar söylüyorum, seni çok seviyorum Hande. Kendine iyi bak. Çok enteresan. Yine bir şey yapmaya karar verdim mi de bilmiyorum. Kanaldaki ilk doğum günüm değil mi? Evet. Ben YouTube'da ilk kez doğum günüm kutluyorum. Ama yeter daha. Bırak. Niye? Ben alıyorum. Niye? Resimimiz var. Ya kamera video mu çekeceksin? Evet. Ben görmeyecek miyim? Hayır. Ne yapacağım? Ve hala ne kadar meraklıyım. Yani eminim. Sürpriz söylenmez. Ya bu makyaj masasını almaya... Yanıma gelsene ya. Hadi yanıma gel. Yine... Hadi hadi. 50 sene sonraki bize bir şey söyle. 50 sene çok abarttım da. 20 sene sonraki bize bir şey söyle. Hadi birlikte izliyormuşuz bunu. 50 sene. 20. Ha 20.
Kaç yaşında oluyoruz? Allah ömür verirse. 50 oluyoruz. Sen 50, hemen. Hayır 48 oluyorsun. Ben 47 seni oluyorum. 50'ye merdiven dayamış oldum. Aynen. Bu arada biraz uyudum. Evet, doğum günümde uyudu. Uyuyacak mısın dedim ya. Şurada doğum günüme kaç saat kalmış. Ya kendinize devam edin, iyi bakmaya dedim. Eren ve Hande'ye sesleniyorum. Büyük ihtimal çocuklu olacaklar. İnşallah Allah nasip ederse. Yani baya bir sorumlulukları baya büyük olacak. Belki YouTube'u bırakmışlardır. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın ya. Sizleri çok seviyoruz. Eren, kendine gerçekten sadece bunları mı söylemek istiyorsun? Evet. Peki bana? Ya seni çok sevdiğimi unutma. Eskiden de seviyordum, şimdi de seviyorum. Evet. Teşekkür ederim. Yorumlarda yazın. 40 sene sonra okuyacağız. Ya da bunları çocuk... 20 sene sonra uykum açılmamış. Ben videodan gidiyorum. Diğer videoya bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Düşünsene bunu çocuklarımızla birlikte izliyormuşuz. Bana bak, derslerini yapmayı ihmal etmiyorsun. Anneyi babayı üzmüyorsun. Neyse, evet, ben kamerayı Eren'e veriyorum. Ben gerçekten sana devrediyorum kamerayı, ben bekliyorum. Ya sen bana devret, ne kadar bekleyeceğim? Ne bileyim şimdi, yapım aşamasına bağlı. Peki. Ya senin ne işin var, git yat, uzan, dinlen. Ya niye yatayım, niye uzanayım ya? Doğum günü senin doğum günü. Neyse, ama çok uzattım, kamerayı Eren'e veriyorum ve sonra ben gözükecek miyim tekrar? Elbet. Tamam, o zaman... Elbet. Ben bir yarım saat sonra falan gelirim, Eren 2 saniye sonra seninle. Görüşürüz. Evet, şimdi Hande içeride. Ben onu buraya girmeye yasakladım. Şimdi doğum günü için güzel bir pasta yapalım diyorum. Şöyle onun arifinde bir şey. Daha önce hiç denemedim. Daha önce hiç yapmadım. Seninle beraber deneyelim. Hande'ye dışarıdan pasta almasını bilirdik herhalde. Ama bir eve bulsun diyorum. Kaç olmuştu? 3 oldu değil mi? Şöyle efendim ekleyeyim. Oreo'muzu koyuyoruz. Oo, sakin ol. Burada bir kaza oldu. Tamam. Pudingimiz burada olsun. Krem şantiyi yapacağım ama daha yoğun kal. Kutlamaya dayanıklı. Süt veya su ile hazırlanır diyor. Bir poşetin tamamına bir su bardağı. Burada da pastamıza süslerimiz var. Süsleyeceğiz. Artık hangisi yakışırsa. Şu monteleri kullanabilirim ya. Bunu biliyorsun zaten videolarda. Peti bölümümüzü açalım. Anladın sen. Yani bisküvitten tatlı pasta yapacağız. Nereden açılıyor ya? Bundan sonra böyle bıçak saplıyorum ha buraya. Evet, pudingimiz istediğim kıvama geldi. Şimdi ben bu istediğim kıvama gelen... Oh! Ya buna hastayım ya. Şu kokuya yemin ediyorum hastayım. Başka hiçbir şey istemem ya. Şimdi benim aslında düşündüğüm şu. Buraya H harfi, yani Hande'nin P'si kalıbında bir pasta yapmak. Bu kalıbı zaten biliyorsun, burada pudingimi yaptım. Şu şekilde bunun yapışması için koyacağım. Bu kadar. Hiçbir yere dökülmeden. Tamam. Şöyle Hande'nin H'sini sanki bir boya yapıyormuşum gibi. Zaten ondan biliyorsun, ben antrenmanlıyım. Hiçbir yere. Ama valla Hande beni vurur. Hande'nin H'si. Hande. Bir rahat dur yerinde. Şu şekilde böyle koyuyoruz. Yaklaşık 3 tane alıyor. Aynen. Şöyle 3 tane aldı. Bir tane sanırım ortaya aldı. Evet, çok güzel. Şöyle yapalım. Biraz simetrik olsun ya. Doğru mu? Hemen seni yakınlaştırıp geliyorum. Evet, bence de böyle çok güzel oldu. Tamam. Ya burayı görmem benim için daha önemli. Sonuçta Hande'ye yaptım. Güzel bir pasta tarifi. Pudingimizi şöyle alalım yanımıza. Aha da şöyle. Tamam. Bu niye böyle çok akışkan değil ya? Acaba doğru mu yapıyorum? Bir de o var yani. Bu arada annenin doğum günü olduğu için ona bir destek like atabilirsiniz mesela. Bu çok sever. Bir iyi ki doğdum like'ını alır ya. Ben yaptım diye demiyorum ama çok güzel oluyor ya. Mutsuzluğa kapılmadan. Şurada bir instan cevizi vardı sanki. Şimdi aralarına instan cevizi sepelemek istiyorum. Şu şekilde. Böyle yerken güzel olsun. Daha sonra diğer katlarımızı koyalım. İkinci katımızı da attık. Burada sanki biraz deneyimli olayım ya, şöyle biraz. Sanki ustalaşmışım gibi ama her yere de döktüm ya. Şuralara falan döktüm. Evet, mükemmel bir peste. Şimdi hemen tekrardan Hindistan ceviziyle biraz şenlendireceğiz ortalığı.
Ben hemen isterseniz pastayı yapayım baba. Tamam. Siz ızlandırılmış bir şekilde pastayı görün. Olmaz mı? Bence mükemmel olur. Siz ızlandırılmış bir şekilde görün. Hem sıkılmayın. Ben de pastayı yapayım. Rahat rahat en azından. Şöyle biraz pürüzlerini alarak. Oluyor ya. Evet arkadaşlar, son katımı dağıttım. Çok fazla büyük bir pasta yapmak istemiyorum. Eğer Hande gerçekten beğenirse ona daha da büyük pastayı yapacağım. Neyse, boş yapmadan ben şöyle pastayı bir düzelteyim. Boşluk olan yerleri doldurayım. Aha, Hande bağırıyor. Efendim? Hayır, gelmek yasak. Az kaldı aşkım, gerçekten pastanı beğeneceksin eminim. Pasta mı yapıyorsun? Hayır. Kendi söyledin. Tamam, pasta yapıyorum dedim ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun mesela. Hande söz verdi mi yapar ya. Mesela bakmayacağım. Aşkım söyledim ben, sen geleyim ne olur. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi pasta var, çilekli pasta var, börtlendi pasta var, portakallı pasta var. Yani nasıl bir pasta? Sevdiğim için buzlu yapıyorsun. Ya şimdi öyle demek biraz saçma olur. Ay valla çok sıkıldım, geliyorum, istemiyorum seni. Bacım gelme tabii ki de lütfen. Lütfen ama. Bak rica ediyorum. Bana hayır, şey çıkmıyor. Ben... Hemen kapattım bak. Pasta burada ve ben kapattım. Sen beni yalnız bırak. Yalnız bırakıyorum diye bir şey yok. Sana hediye hazırlıyorum. Yanımda olsaydın da hediyede olurdu da. Hayır. Neyse, Hande'yi başımızdan def ettiğimize göre biz bu pastanın üzerine güzel bir krem şanti ile süslendirelim diyoruz. Hemen krem şantimizi hazırlıyoruz. Hemen böyle bir kap alıyoruz. Beni bu şekilde de ver. Sus bakayım. Hayır. Bak açarsan ölümü gör. Açarsan 20-40 yıl sonra beni göremezsin. Ya kanka, o zaman sen gel tabii ki göstermem. Hayır. Ama bak, çok önemli. Hayır. Biri bir şey yapmamış. Yapmış. Şimdi ben krem şantiyi yapıyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, krem şantimiz hazır. Bisküvileri yerleştirdim ya. Bir noktayı unuttum. Daha sonradan geldi aklıma. Böyle sütle ıslatmam gerekiyordu. Ama siz yaparken büyük bir ihtimal sütle ıslatmayı unutmayın. Mutlaka unutmayın. Bakalım ya, inşallah güzel olur. Ben inanıyorum puding onu biraz ıslatacak. Şimdi hemen bir de şöyle bir şey var. Şunu da göstereceğim. Şimdi bu pastanın üzerine direkt krem şantiyi sürersen burası harbiden berbat olacak. Şimdi ben bunun üstüne birer kat daha bisküvi koymak istiyorum. Krem şantiyi şöyle spatula yardımıyla pastamıza sürelim. Bakalım sürebilecek miyiz? Evet, bu adımımız da olduğuna göre Hande'nin T'si şu an bembeyaz oldu. Şimdi en güzel ana geldik. Bunu süsleyeceğiz. Süslemek için ben zaten göstermiştim. Akolu çubuklarımız var pasta süsü olarak. Şurada kelebeklerimiz var. Bunu biliyorsun zaten. Şunu kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Bunu da ona göre bir değerlendireceğiz. İlk önce şundan başlayacağım. Pasta süsü. Ne güzel oldu ha. Şöyle mi koysam acaba? Şöyle sen de gör. Şöyle çikolata parçacıklarımızı pasta süsü olarak şöyle annenin heyetini bayağı bir kapladı. Acaba yanlarına koysam mı ya? Neyse, bu kadar yeter mi? Zaten az kalmış.
şöyle koyduk. Tamamdır. Şimdi peçete yardımıyla şu yandakileri alalım. En azından şu yandakiler biraz şey yapsın. Şöyle biraz temizleyelim. Şimdi kelebeklerimizi alalım. Şöyle pastamızın üzerine koyalım. Tamam. Çok fazla da abartmak istemiyorum. Şimdi şu monteler de çok yakışacak ya herhalde. Ha? Yakışır mı? Şöyle bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Hemen hemen şey oldu ya. Her bir bisküvitin üzerine şöyle güzel oldu. Şimdi asıl can alıcı yere geldik. Unsuz pasta olur mu? Olmaz. Ben şimdi hemen burayı toparlıyorum. Hemen geliyorum. Evet, şimdi bu alüminyum folyo biliyorsun tezgahın üzerindeydi ve ben bir şekilde bunu buraya almayı başardım. Aşkım! Gelebilirsin sürprizin için. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Oha, nasıl yaptın? Çok güzel olmuş. Ay, teşekkür ederim aşkım. Ama yanında E eksik kalmış. Ama şimdi bu senin doğum günün. Çok güzel, evet. Olmuş. Bunu nasıl başardın? Vallahi bir aşkım. Çok merak ediyorum şu an. Ya aşkım, olduğu kadar vallahi. Biraz şey yaptım ama. Hayır, umarım... deli misin? Ben yapamam bunu. Evet. Tamam. Dileğim değişmeyecek tabii ki de aynı. Allah'ım lütfen şu koronavirüsünü artık bizden al. Amin. Ya, evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. 1-0 öndeyim. Çok güzel. Yanıyor burası. Buralar alev alev. Ya çok güzel olmuş. Alev alev. Neyi? Kesmek istemiyorum pastamı. Pastayı mı? Evet. Ama o yenmesi için. Şöyle şu kadarcık keşiyeyim. Ama dur, nizami olsun. Birleşeyim. Şalak, orası zaten tam birleşim yeriydi. Hiç sormadın nasıl yaptığını. Nasıl yaptın? Püsküt. Püsküt. Sen malzemeleri ben hangi ara aldın? Onları saklamam lazım şimdi. Onları görürsen olmaz. Biz pastayı nereden gördün? Kendin ya, mi uydurdun? Baktım işte, bir şeyler yapmaya çalıştık Allah'ın izniyle. Umarım tadı güzel olur. Yalnız pastada bir şey yapmayı unuttum. Ne? Bu bisküvitlerin arasını süt diyorlardı. Aşkım şey, puding ıslatır ki ıslansın i̇şte, diye ıslatır. Ben de onu yapmadım. Ya umarım güzel olmuştur ya. Ciddi misin? Bakayım bir içine. İçini göstereyim. Vay. Arkadaşlar, güzel olmuşsa yazar mısınız? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Değil ciddi misin ya? Valla tat çok güzel olmuş. Ya beğenmeni çok sevindim. Hmm. Hafif mi peki? Aşırı hafif. Aşkım, içinde zaten puding var. Eline koluna sağlık aşkım. Peki içinde bir ayrıntı var. Onun tadını aldın mı? Aralarına koydum. Çikolata parçası var gibi. Başka bir şey almadım. Ne var? Pul biber mi koydun aşkım? Ağzımdakini bitireyim. Aşkım, aralarına Hindistan cevizi koydum. Ya. Sen seviyorsun diye. Evet ama ama gerçekten güzel olmuş ya. Ha? Hmm. Yumuş yumuş olmuş. Harika olmuş. Oy, doğum günün kutlu olsun sevgilim benim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hayatımda aldığım en güzel doğum günü pastası. Gerçekten mi? Evet. Bir tane daha var. Işık çok kötü aşkım, şöyle söyleyeceğim. Bir tane daha böyle pastayla ilgili bir anım var. Onu hemen sana anlatmak istiyorum. Kaçıncı doğum günüm bilmiyorum ama daha çok küçüğüm. Ve çift katlı pasta. Böyle filmlerde görüyorum, aileler çocuklarını alıyor falan. Özendim, tamam mı? Dedim ki annemle babama, gel. Ben dedim bu doğum günde dedim çift katlı pasta istiyorum, iki katlı dedim. Tamam dediler bana, beni kırmamak büyük için. Çift katlı. İki katlı. Onlar evet, çocukluğun şeyidir ya. Aynen. Herkes ister. Ondan sonra tamam dediler, beni kırmadılar ama o zaman da durumumuz o kadar da iyi değil şimdi, tamam mı? Ama hani çok da kötü değil şimdi, kendimi de öldürmeyeyim. Annem neler yapmış? Annem gitmiş bir büyük boy bir de küçük boy pasta almış. İkisini üst üste koymuş. Vallahi çok mantıklı. Bana yıllar sonra söyledi bunu, ben inandım, hiç anlaşılmadı ve hani neden böyle bir şey yaptın anne diyorum. O zaman diyor çift katlı pastaları çok para istiyorlardı diyor. Ayrı ayrı yerlerden iki tane pasta alıyor, büyük boy küçük boy, üst üste koyun ben onu çift katlı diye. Ya çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz pastamızı çayla gömelim, ben yine geleceğim. Zaten şarjı da bitiyor. Bitirmişsin şarjı.
tarzını. Biraz teşekkür ederim. İyi ki, varsın. Aferin. Hemen geliyorum. Ve 12'ye çok az kaldı. Pijamalarımı giydim. Böyle hatırlıyorsundur belki. Yeni almıştık dedim. Hadi bugüne benim hediyem de bu olsun. Ve o kadar az kaldı ki. Eren beni bugün prenses ilan ettiği için mutfağı temizledi. Ya iyi ki varsın ha. İyi ki varsın ha. Oğlum niye vuruyorsun lan? İyi ki seninle evlenmişim ben ya. Teşekkür ederim. İyi ki seninle evlenmişim. Bugün Prenses Fiona olduğu için. Evet. Böyle. Çalışmaz. Evet. Böyle Eren beni bazı günler Prenses Fiona ilan ediyor. Fiona falan değil. Fiona ilan ediyor ve o gün ben ne istersem o oluyor, o yapılıyor. Gerçekten çok seviyorum ya. Allah'ım herkese Eren'den daha iyi adamlar nasip etsin. Ha? Prenses Fiona'nın normalde ne olduğunu biliyorsun değil mi? Ne? Küçükken çizgi filmlerde böyle Prenses Fiona falan. Shrek mi? Evet. Ben de Hook. Normalde Shrek'te vardı Prenses Fiona, oradan esinlenerek. Ha, yani. Beni o ona benzettin yani. Yeşil olan değil. Ya hiç önemli Shrek değil. Shrek olarak değil. İlk hali mesela. İlk prensesli oluyor ya böyle. Prensesli oluyor. Prensesli. Her neyse böyle gerçek bir doğum günüme giriş anımı da seninle birlikte yaşayalım istedim. O yüzden videoyu henüz kapatmıyorum. 2 dakika kaldı. Şöyle göstereyim. Ve şimdiden o kadar fazla mesaj ve kutlama alıyorum ki ya. Ne diyeyim, iyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Bak 7 mesaj daha gelmiş. Şöyle gösterebilirim yeni yeni mesajlar. Daha sonra şu isteklere düşenler oluyor. Onlara da bakacağım tek tek. Belki hepsine anında ve hemen ve cevap veremem ama hepsini okuyorum ve ya hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Evet 1 dakika kaldı. Hazır mısın aşkım? Hazırım bebeğim. Karın yaşlanıyor. Hayır. Ya bak birisi şöyle fotoğraf paylaşmış. Ayşegül Tatar diye birisi mesaj atmış ve şöyle fotoğraf paylaşmış. Tamamen denk geldi ve okumak istiyorum şu an. Yüzünden tebessüm hiç eksik olmasın Hande abla. Çünkü biz senin o seni sen yapan gülücüklerine bayılıyoruz. Bugün doğum günün. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Birlikte nice sağlıklı ve mutlu senelere inşallah. Tekrardan doğum günün kutlu olsun ablacığım. Seni çok seviyorum. Sana kurban olurum. Ben de seni çok seviyorum ya. Beni çok mutlu ediyor böyle. Umarım video izliyorsundur ve buradan cevap verdiğimi görmüşsündür. Bakıyorum. Başka yazan var mı? Ya var. Hepsini şu an burada oturup okumam mümkün değil ama yani muhakkak okuyacağım. 12'ye girdikten sonra da yapmak istediğim şey video editlemek. Çünkü bunu yarına yani nasıl söyleyeyim sabaha öğlene akşama bir güne yetiştirmek istiyorum. Gerçek doğum günümde paylaşmak istiyorum. Sonrasında paylaşmak istemedim. Çünkü burada hayatımı paylaşıyorum. Ve insanın hayatında ne kadar önemli gün olabilir. Boş yapacağım değil mi? Çünkü çok mutluyum ve mutlu olduğum zamanlarda boş yaparım yani. Bu benim en büyük hakkım. Ve sevgilim. Doğum günün kutlu olsun. Happy the birthday to you. Gel happy the birthday to you. İlk ben kutladım. Evet. Çünkü... En şanslı adam benim. Çünkü yanındayım. Aynen çok teşekkür ediyorum. Ve evet an itibariyle 26. yaşımı bitirmiş bulunmaktayım. Dilerim benim ve herkes için çok çok güzel bir yıl olur. Gerçekten bütün kötülüklerin bir an önce bitip gitmesini istiyorum. Bu sene biraz buruk oluyor doğum günüm. Evet evdeyim ama çok şükür ki Eren yanımda. Allah razı olsun. Ve telefondan olsun, Instagram'dan olsun, işte YouTube'dan olsun desteğini esirgemeyen bir sürü dilek, güzel dilek mesajları atan herkes de var. Ya yani bu da çok büyük bir nimet şu anda benim için. Bilmiyorum çok mutluyum ve böyle çok fazla şey yapamıyorum. Utanıyorum ya böyle doğum günüm kutlandığı zaman bir sürpriz bir hediye olduğu zaman utanıyorum. Mesela dün Eren yıllardır beklediğim şeyi almış gelmiş ama ben utandım bir yerde. Teşekkür bile edemedim adam akıllı. Sadece sarılabiliyorum. Öyle. İşte bitti. Bir yaş daha geride kaldı. Hepimize geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Karın yaşlanıyor aşkım. Olsun daha güzelleşiyoruz. Karın yaşlanıyor. Evet. Eren. Neyse biz müsaadelerini isteyelim. Sonuç itibariyle. O ne? O ne? Biz de doğum günü kutlayacağız. Bu ne Eren? Kim? Denizler mi? Oha. Video mu atmış? Süper çift ailesine. Hoş geldiniz. Ne alaka? Ben Sinan. Bu da patron. Merhaba. Merhaba. Şu an bir şey oluyor anlamaya çalışıyorum ben de. Bugünkü konumuz benim biricik kardeşim. Benim ikizim.
Benim bir tanem. Benim arkadaşım. Benim canım. Ya şaka yapıyorlar. Ben şu videoyu izleyip hemen geliyorum. Çok merak ettim. 2 hours later. Hiçbiri şu an iptalim. Direkt Hande dediğim an hepsi koştu. Bu videoyu hazırlamamda bana yardımcı olan tüm arkadaşlarım. Anlatacağım. Hande'nin takipçilerine, kendi takipçilerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun kardeşim, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum gerizekalı. Bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Sen söyle. Bu videoda bize yardımcı olan bütün arkadaşlara ben de teşekkür ederim. Yani çok fazla söyleyecek bir şey bırakmadı Deniz bana. Söyle. Her zaman. Deniz Arif'e katılıyorum. Evet, çok fazla da bir şey söylemeyeceğim. Sadece tek bir şey söyleyeceğim ki arkadaşlar siz de bu videonun altına Hande'nin doğum gününü kutlayarak bizlere destek olabilirsiniz. Gene ufak bir prim kasmış Sinan. Şerefsiz Sinan. Haberdar olabilmek için. Bitti. İzleyin. Süper Çift kanalına gidin. İzleyin. Beni gerçekten mahvettiler. Hoşçakalın. Ben de için iki doğum hadedimi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ya siz şerefsiz misiniz? Gerizekalılar. Hangi ara aradı? Videonun başından beri seni. Ben başta inception yaşıyorum şu an. Ne olduğunu anlayamıyorum. Gerçekten mahvoldum. Gerçekten mahvoldum. Hadi Sinan benim videomu da sen kapat Sinan. Hadi kapat hadi. Arkadaşlar bize gerçekten destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı olmadıysanız videomuzu... Hayırdır ya sen? Ciddiye oldu. Her yerden kendi kanalının reklamını yapıyor adam ya. Nereden ekmek varsa biz oradayız. Gerizekalı. Neyse bu videoyu izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Hemen kapatıp bir an önce Denizler'le konuşmak istiyorum. Gerçekten yaşadığım en değişik, izlediğim en değişik videoydu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ve videoda yer alan, tanıdığım, tanımadığım herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Aşırı duygusalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.